Herkese iyi akşamlar. Yanımızda bugün Günsel'in Seda Çetin Kaya var. Bomba gibi bir program olacak. Oğlum bomba gibi nereden çıktı ya? Niye bu kadar iddialı konuşuyorum Ya her iddialı seferinde konuşmadım ya? değil. De bir de şey var, hani kimin Kim ya? yanında? Hani ben de varım ya artık bir anda, çat diye Değil mi? açacaklar, Seni yanında biri hiç var. hesaba katmadım. Sunucu arkadaşım Burak'ın Aydın da artık bizlerle olacak. Renkli bir ses, renkli bir ton daha aramıza katılıyor. Bu sizler için de, bizler için de çok özel bir an. Bunun heyecanıyla buradayız. Konuğumuz daha var tabii. Onun da heyecanı üzerimizde, ikimizin de. Çok önemli bir ses. Günsel'in Seda Çetinkaya. Kendini tanıtabilirsen bizler için ve seyircilerimiz için çok müthiş olur. Tamam, peki. Günsel'in Seda Çetinkaya ben. Opera şarkıcısıyım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunuyum. Yıllardır şarkı söylüyorum. Yapıcılar grubunda solistlerden biriyim. Sirene Kadınlar Korosu'nda söylüyorum. Aynı zamanda işte özel dersler, vokal koçluğu gibi şeylerle de geçimimi sağlıyorum aslında. Süper. 10 numara gerçekten. Burak, senden de ricam. Sen de kendini tanıtırsan seyircilerimiz için. Hiç yapmayacaksın sandım. Ha? Hiç yapmayacaksın sandım. Yok yok. Başlayalı 1,5-2 dakika oldu, ilk defa konuşuyor. Yani. Burak'ın Aydın. BSM'den Dürüstlük. Burak. Peki Gülselim, benim sana sorum şu. Müzik yapmak dediğimiz şey nereden ortaya çıktı? Senin için müzik ne zaman başladı? Ne zaman biter hatta? Biter. Ya Ya hiç müzik beklemediğim biter mi? yerden soru geldi. Yani müziğin hani tarihsel olarak işte bir iletişim aracı aslında bir yanıyla. Öyle bir şey var. Önce ritimlerle bir şey çıkıyor. Daha sonra işte korolar. Daha böyle şu anki koro gibi değil elbette ama başka türlü bir şekilde evriliyor. Genelde işte folk müzik üzerinden işte dini müzikler var vesaire. Yani benim için de işte ben hani böyle standart aslında birçok insanın yani müzikle uğraşan birçok insanın anlatacağı hikayelerden bir tanesi. İşte çocukluğumdan beri sürekli şarkı söylerdim. İşte tencere tıkırtısına, pencere gıcırtısına oynayan. Yani sürekli öyle bir çocuktum yani çocukken de işte bu standart işte tarağı alıp şarkı söyleyenlerdendim yani öyle söyleyeyim. Sonrasında gerçi hayat biraz değişik ilerledi benim için. Yani işte bir Çukurova Üniversitesi'nde su ürünleri mühendisliği okudum falan böyle. 3 sene boyunca orada bir şeyler yaptım ama sonra meslek olarak yapmak istemediğime karar verince de konservatuara hazırlandım. Sonrasında işte İstanbul Üniversitesi'nde kazanmış oldum. Peki bu farklı bir kariyer basamaklarını tırmanırken müzik hayatının içinde var mıydı? Tabii. Yani ben hep şarkı söylüyordum. Yani ailem zaten işte bağlama çalınıyor vesaire. Hani öyle bir evde büyüdüğüm için zaten hep şarkı söylüyordum. İşte okul korolarında da hep söyledim. Üniversitede de işte orada bir şan eğitimi almıştım böyle minik bir şey. Hep şarkı söylüyordum zaten ama mesleğim olarak yapmayı düşünüyor muydum? Çok hani aslında yoktu öyle bir plan ama su ürünleri mühendisi hiç olmak istemiyordum sonuçta. Ben Evet. şeyi merak ediyorum. Şimdi çocukken hani başlamışsın ya şarkı söylemeye falan. Ailende de varmış müzik. Böyle bir ortamda ya da böyle olmayan bir ortamda bir çocuk şarkı söylediği zaman sesinin güzel olduğunu kendisi mi fark eder? Birileri mi söyler? Yani nasıl keşfedilir bir insan bu çok iyi bir ses sanatçısı olacak diye? Ya orada bence mesele şey biraz şarkıları tekrar etme o taklit meselesi. Genelde zaten çocuklarda var bu. Yani şöyle aklınıza gelirse mesela düşündüğünüz zaman çoğu çocuk aslında duyduğu şarkıları doğru söylüyor müzikal olarak. Ama sonrasında biraz toplumsal baskılar işte söyleme, biraz sessiz ol, az konuş, ne bileyim büyüklerin yanında şunu yapma falan gibi şeylerle biraz köreliyor bence. O yüzden birçok insanın aslında müzik kulağının var olduğunu ama kullanmadığı için köreldiğini düşünüyorum ben kişisel olarak öyle. Yani mümkün tabii. Bu durumda işte aile faktörü de çok Evet, sadece önemli bir aile rol değil ama işte oynuyor. biraz toplumsal bir şey de var yani. Sadece hani aile değil çünkü çocuk büyürken işte okulda da şey yapıyor falan. Ya da işte akran zorbalığı şarkı söylüyor mesela. Biraz belki kötü söylüyor ama orada bir şey oluyor ve işte minik bir travma Tabii sonra devam eğitim etmiyor. alsa düzelecek ama. Evet. Bir de zaten hani okullardaki müzik eğitimi de hani az çok biliyoruz hepimiz. Hani öyle bir yönlendirme, daha fazla şarkı söylemeye teşvik falan gibi şeyler de yok yani. Peki bu müziğe yönelme alanında konservatuvara geçerken korkuların var mıydı? Yani acaba hani gelecek kaygın? Ha mesela işsiz kalır mıyım? Mesela. Çünkü yani Ay hiç şimdi yoktu arkadaşlar. şimdi birçok bölümde, hatta şu anda mühendislik, doktorluk bilmem ne, bu tarz işler bile sallantıda şu anda, yani şey açısından.
çocukların seçerken karar vermesi açısından. Böyle bir bölümde sanat alanında korkarak mı yazdın yoksa çok emin miydin yani yazarken bu bölümü? Yani şöyle maddi bir şeyi düşünmemiştim. Ama tam da söylediğin şey üzerinden başka meslek gruplarında da işsizlik çok fazlayken neden yapmak istediğim meslek varken başka bir gerilim duyayım diye aslında. Ama zaten hani başlarken ve okurken de o gerilimi hissederek zaten en basitinden tamam biz konservatuvar öğrencisi olduğumuz için birçok konsere ücretsiz girebiliyorduk ama aslında o bile bir masraf yani. Bazen işte opera festivallerinde falan işte bilet alamadığımız için giremediğimiz zamanlar da oldu. Yani aslında o sanatın içinde olman gerekirken maddi şeylerden dolayı öğrenciyken bile aslında faydalanamadığın anlar oluyor. Zaten çoğumuz işte bir iki sene sonra işte ders vermeye başlıyoruz aslında. Örneğin atıyorum tiyatroda okuyan arkadaşlarımız biraz daha böyle kafelerde falan çalışırken biz direkt özel ders, piyano dersi, işte şan dersi vermeye başlıyoruz. Yani aslında görünmeyen bir öğrenci çalışma alanı da var aslında. Yani bu açıdan diğer olanaklara göre en azından müzik eğitimi verebilme gibi, özel ders verebilme gibi küçük avantajlara sahip Evet, diyebiliriz. yani aslında mesele çok özür dilerim. Şöyle bir şey. Biz aslında hiçbirimiz öğretmen olmak için o okullara girmiyoruz sonuç itibariyle. Yani ben işte opera şarkıcısı olmak için girdim oraya. Ama şu an mesleğimi o anlamda tam olarak icra edemiyorum. Kim Öğretmen. edebiliyor mesela şu an Türkiye'de? Yani elbette var. Bize bir Ama isim söylersen çok sevinirim. gerçekten mi? Yok yani Nasıl? bir şey yani kim opera sanatçısıdır Türkiye'de? Ha. Ben de bir anda operadan Ha, birinin kim ismini. onlar falan. Kim yani? Hayır. Biz söyleyemiyoruz. Siz kimsiniz? Aslında ben bir opera şarkıcısıyım. Ama Mesleğim böyle. bu. Ama şu an işte tam olarak böyle anlaşılıyor zaten. Devlet Opera Balesi'nde olmayan kişiler sanki opera şarkıcısı değilmiş gibi bir algı var. Aslında öyle değil. Ama onlar Yani direkt bu insanların mesleği yapıyorlar. tanıyabileceği popüler olarak Türkiye'de var olan Sen kimin bir ismini duymak sanatçı. istiyorsun? Özellikle bir isim Ben birini öğrenmek yok. istiyorum. Var mı öyle Yani birisi çok Türkiye'de? böyle aklıma direkt birileri gelmiyor ama mesela benim sınıf arkadaşlarım var işte yeni girenler. Mesela Ufuk'u söyleyebilirim. Ufuk Toker, tenör. Evet. İşte Ceren Aydın var, soprano. Tenörler sopranodan daha iyidir gibi bir şey var mı? Tam onu Yani söyleyeceğim. meslek çatışma. Yok. Yok. Ama yani ben Tenörler on basar. ya şöyle tabii yani dinleyicinin aslında orada belirlediği bir şey var bence. Çünkü operada biraz daha böyle yüksek volüm, daha ince sesler falan hep daha fazla beğeniliyor. Haz veriyor. Evet, bir de onu duymaya gidiyorlar. Yani bu biraz hani opera işte insan sesinin virtüözitesi yani o bir sürü şey gösterebilecek bir alan. O yüzden de onu duymaya gittikleri için böyle inanılmaz sesler, böyle ince sesler duyunca daha çok etkileniyorlar. O yüzden operada biraz daha soprano ve tenörlerin biraz daha ne diyeyim popüler olduğunu söyleyebiliriz Sen sanırım. hangisisin? Ben mezzo-sopranoyum. Ama ben kendime tembel soprano diyorum aslında. Şu an çok soru oluştu kafamda. Mesela bunlar nedir? Hemen. Ses türlerini böyle Tabii ufak ki. çıtlatır mısın Evet ya? evet. Mesela benim sesim hangi ton? Benim sesim hangi ton? Bak o kadar şey oldum ki. Hangi? Hayır. Sinirlendim Soru ona. biraz. Cahillik karşısında cevap Şimdi veremiyorum. ton dediğin zaman başka bir şey çünkü notalarla ilgili bir şey sormuş oluyorsun ya o yüzden. Sormak istediğin şey benim sesim hangisi? Hangisi? Yani bana kalırsa tenor, böyle yüksek bariton Değil falan mi? bence Değil mi? öyle. Ben de yıllardır Niye? tenör olduğumu biliyordum. İçimde bir yerde bir tenör olduğunu Bu çok iyi sende biliyordum. neden gurur? Hani tenör değil, diğerini Mesela söylese ne şey çok, olacaktı ben de size bir soru yani? sormak istiyorum arkadaşlar. Neden tenör diyorsunuz? Tenör. Mesela normal, doğrusu tenor Tenör. ama gerçekten herkes tenor diyor. Bak söyleyeyim tenör diyorsunuz. Daha zor değil mi Ama bu? ben sanki böyle bir Fransızdan böyle bir şey duydum. O yüzden öyle kaldı Tamam bende. onlar Fransızlar öyle Ha söylüyordur. öyle Biz kaldı. Evet. Türkiye'de Türkçe'de tenor diyoruz. Tenor. O Doğru. harfiyle mi söylemem O. lazım? Evet Hatta lütfen. bu tenor deyince daha Fransızca gibi geliyor zaten kulağa. Demek ki benim o Fransız çok Fransız deyince. Kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok da. Ben hiç... Daha önce hiçbir Fransızla karşılaşmadım Yok yani. ben karşı bir Yani şey izliyordum orada. Ben de ha. karşılaşıp opera konuşmadım bir Fransızla Yani yani. ben de tam onu düşünüyordum. Nasıl bir ortam Degol'le acaba? oturup Nazlı Hayır. Hikmet'te iki kelam etmişliğim yok yani. Ben hayatımda ilk defa opera konuşuyorum şu anda. Bunu da sormak istiyorum. Mesela
Opera, sen şimdi opera sanatçısın. Şarkıcısını tercih Opera ediyorum bu arada. şarkıcısın. Evet. Türkiye'de özellikle, şimdi başka bir yerde bilmiyorum da, Türkiye'de opera sanatının çok bir karşılığı var mı sence? Yani mesela tıklım tıklım Türkiye'nin neresine gidersen git doldurabilir mi bir operacı? Hayır. Peki bunun sebebi ne ve bu işte insanlar neden operaya gitsin mesela? Bunu senden dinlemek istiyorum. Ben neden bir opera konserine bilet alıp gideyim? Hiç dinlemedim, bilgim yok bir Anadolulu olarak. Ya bence şöyle bir şey, yani kültürel bir şey bu. Yani biraz Cumhuriyet dönemiyle alakalı. Burada biraz ciddi şeylere giriyorum. Cumhuriyet kurulduktan sonra aslında Türkiye'deki müzikle ilgili, Türkiye müziğiyle ilgili bir adım atılıyor ve işte Türkiye'deki önemli besteciler, öne çıkan isimler işte yurt dışında okumaya yollanıyor falan filan. Ve Türkiye'de aslında biraz klasik müzik öyle giriyor. Bazı türkü düzenlemeleri var vesaire ama çok yanlış bir tarih vermek istemiyorum ama 1950'ler 40'lar gibi falan aslında yani 50'ler 40'ların sonu 50'lerin başı gibi aslında opera biraz kurulmaya başlıyor. O dönem aslında daha ilerici bir şey olarak var. Böyle şu anki gibi yani ben öyle düşünüyorum tabii bu tartışmalı bir şey olabilir ama şu an biraz daha böyle elit insanların daha Evet. aristokrat hani öyle bir şey varken aslında o dönem çok öyle değil. Daha ulaşılabilir işte falan bir alan. Şu an zaten işte en basitinden Devlet Opera Balesi'ndeki biletlerin fiyatı bile aslında oraya erişimi biraz engelleyen bir şey. Önceden daha hani kamusal bir şey olduğu için şu anda da güya kamusal ama o zaman daha kamusal olduğu için daha ulaşılabilir ve izlenir bir şey. Neden opera izlemelisin? Yani bununla ilgili yine aslında çok kişisel bir şey bu. Yani buraya dair bir ilgin olması gerekiyor bence. Yoksa herkes opera dinlemeli falan gibi bir iddiam yok Yok, yani. benim sorduğum taraf şu taraftı. Mesela işte klasik müzik bir saray müziği olarak görülüyor ve insanlar hani çok bir şey anlamıyoruz biz bundan deyip uzak duran büyük bir kitle var yani. Acaba o noktada mı duruyor operada diye sordum. Ya doğru. Yani benim mesela bana soruyor başka arkadaşlarım da hani soruyorlar işte ne izleyelim, neyi izlemeye gidelim, dinlemeye gidelim diye. Benim onlara genel olarak tavsiyem şu oluyor. Yani gitmeden önce işte mesela işte Carmen'in vizesini dinlemeye gideceksin. Otur, bir oku. Ne anlatıyor? Karakterler ne? Çünkü ilk defa operaya gittiğin zaman tabii ki böyle takip etmen gereken bir sürü şey varmış gibi gelecek. Çünkü kendi dilinde izlemediğin yani Türkçe operalar da var elbette ama çok fazla temsilleri olmuyor bunların şu an Türkiye'de. Dinlemeden önce, görmeden önce biraz konuya hakim olmak, oradaki karakterleri bilmek biraz kolaylaştıracak bir şey olacaktır. Yani ben bunu mesela öneriyorum arkadaşlarıma. Çünkü dediğimiz gibi yani şey bilmediğin bir dilde bir şey görüyorsun ve aslında tiyatro, bir sürü karakter var. İşte vesaire. Bunları biraz araştırıp gitmek bence daha keyifli bir an geçirmeye sebep olur yani. Ben şu noktaya çok azıcık değinmek istiyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet döneminde operanın ilk girdiği dönemler dedik ya, daha ilerici bir şey barındırıyordu. Bunun Türkiye'deki yansıması var mı gözle görülür pratik? Ruhi Su'yu mesela sayabilir miyiz burada? Yani şöyle Ruhi Su biraz daha sonrası elbette ama sayabiliriz ama Ruhi Su kendi başına zaten bir Ekol. evet. Yani benim mesela çok etkilendiğim yani şimdi evde müzik dinleniyordu işte yapılıyordu vesaire ama işte ben hani Sümeyra'nın sesinden çok etkilendiğim için mesela çocukken böyle 12-13 yaşındayken onun sesini taklit etmeye çalışıyordum onu duyduğum zaman mesela. Ya biraz öyle de başladı benim merakım. Ama hani şarkı söylemek üzerineydi o zaman tabii 12 yaşında ben aslında hani operacı olacağım. Opera şarkıcısı olacağım falan gibi bir şeyim yoktu. Ama yaş da ilerledikçe hani o insanların aslında kendi klasik müzik eğitimlerini Türkiye'nin müziğine nasıl yansıttıklarını görmek de çok etkiledi. Öyle bir şeyim vardı yani keşke onlar gibi olabilsem yıllar sonra gibi bir isteğim, arzum vardı yani. Ben bu yaştan sonra şarkıcı olacağım, müzisyen olacağım dersem veya herhangi evinde oturan bir kişi bunu başarabilir mi? Yani herkes şarkı söyleyebilir mi? Bence söyler ama yani orada şöyle bir şey var. Aması ne bunun? Evet aması şu. Biraz müzik kulağı dediğimiz şey. Yani bir melodinin tekrarı, bir ritmin Yeterli mi yoksa fizyolojik olarak bir gereksinim var mı? tabii o da var. Ama fizyolojik olarak o gereksinim dediğin şey işte ses derslerinde yani işte şan derslerinde öğrenciye zaten ya da bunu yapmak isteyen kişiye öğretebiliyorsun. Ama müzik kulağı dediğimiz şey
Eğer ortalamanın altındaysa biraz zor oluyor Hı. açıkçası. Çünkü şarkı söylemek işte bir melodiyi doğru tekrar etmek aslında, doğru sesleri Hı. vermek olduğu için. O yoksa Hı. biraz zor. Ama eğer müzik kulağı ortalamanın biraz üstünde ya da Hı. ortalamaysa oradan geliştirilebileceğini düşünüyorum ben. Bir de tabii ne yapmak istiyor yani, mesleki olarak bir şey yapmak istiyorsa Hı. tabii zor olabilir. Bir yere kadar önemi var bence. Yetenek yüzde kaç? Çalışmak yüzde kaç? Çok yetenekli olup çalışmadığı için bir sürü şey yapamayan insan da gördüğüm için bu soru yine bence Anladım. karışık. Bireysel. Evet. Bireysel tamamen. Aynen. Ders verdiğini de söyledin. Sana hiç böyle sıfır yetenek gelip bana şarkı söylemeyi öğretti yani oluyor mu? Yani ve sen ne yapıyorsun karşılığında? Ya Bunu merak şöyle, ediyorum. yani ismini falan zaten hatırlamıyorum Yok. ama bir kurs merkezinde çalıştığım bir dönem oldu böyle yani, İsmini vereyim. böyle kurs Ha? merkezinin ismini verebilirim. Çok ucuza çalışıyorduk çünkü. Şöyle bir şey orada yani, tamamen tabii böyle hani öğrenci gelsin üzerinden bir şey olduğu için herkes geliyordu ve yani ben işte 2013'ten beri sanırım ders veriyorum. Hani fena değil o hocalık şeyi aslında. Yani hiç kulağı olmayan birisiyle gerçekten bir ay boyunca çalıştım ve en sonunda kadına şey söyledim yani, hani siz bunu yapamayacaksınız. Çünkü müzik kulağınız hani çok kötü. Gelişebilir ama yani şu an buradan başlayamazsınız. Yani gidin bir enstrüman öğrenmeye çalışın. Hani solfej öğrenmeye çalışın ama şarkı söylemek şu an Ve o kadın şu an Zerrin Özer. O yüzden olmadı. asla vazgeçmeyeceğim. Olur. Peki, vazgeçmeyin. Yani bir derse başlarken herhangi bir şey için aslında yani dil, mesela birileri dile daha yatkın oluyor, biri müziğe, biri işte sayısal alanlara. Şimdi bunlar çok göreceli şeyler. Bazı insanlar da daha çok yönlü oluyor. Yani hepsini yapabiliyor. Yani orada biraz böyle yine kişisel Yani şeyler, sanırım yetenekler aslında o geliyor. şanslı insanlardan biriyim. Ama şey de var ya şimdi şarkı söyle yani iyi şarkı söyleyebildiğini düşünen insanlar var. Hani çok kötü söylüyor Niye bana aslında. bakarak söyledin böyle şeyleri ben hiç Yok anlayamadım ben şu an. tamamen ondan değil. İyi şarkı söyleyebildiğini düşünen insanlar var. Ve bu insanlar Garip anlamıyorum. kötü şarkı söylediğini nasıl fark ettirebiliriz mesela bu insanlara? Yani bunun bir yöntemi var mı hocam? Söyleyebiliriz. Nasıl yani? Yani burada şöyle bir şey var. Yani mesela bir dinleyici olarak kötü olduğuna da nasıl karar veriyoruz falan Kulağım gibi. kanıyor mesela. Ne? Elime kan gelmiş yani. Tamam, o zaman de ki yapma. Sonuca tam olarak vardık mı onu merak ediyorum. Yani herkes şarkı söyleyemez mi diyorsun? Ya bazısı var. Tış İsmini yani hiç hiçbir eğitim onu paklamaz. Herkes şarkı söyleyemez mi diyorsun? yani şöyle mesela çok kötü bir kulağı var. Ama atıyorum böyle günde 5 saat müzikle ilgili bir şey yapıp bir seneyi böyle geçirirse o insanda bir gelişim olur elbette ve yapar. Yani o yüzden yapamaz diyemeyiz. Ama ne kadar zaman ayırdığı önemli burada. Dersler için Instagram'dan takip et. Bir müziği, bir eseri işte sanat yapan temel unsur nedir? Bunun bir cevabı var mı? Yine kendi düşüncemden söyleyerek şey yapacağım. Muhakkak. Bence bir şeyi anlatıyor olması lazım. Yani bir müziğin ya da bir eserin bir derdi olması gerekiyor bence. Biraz onunla bağlantılı. Yani örneğin işte Figaro'nun düğünü, Mozart'ın en bilindik operalarından biri. Biliyorsunuz sanıyorum. Tabii. Çok hakim, vakıf o konuda. Mesela onun bence bir müzikal olarak zaten hani çok önemli bir eser vesaire ama bir yandan da anlattığı şöyle bir şey var. Yani hikayesinde de o dönemki işte zenginleri, soyluların yaptığı şeyleri eleştiren ve aslında halk bunu izlerken o soylulara güldüren bir tarafı var. Mesela böyle dertlerle bir şeyler bestelendiği zaman bence anlamlı ve sanat diyebildiğimiz bir yere varabilir. Bu arada bir ara böyle ses türlerini sordunuz ama o kadar çok soru sordunuz ki ben onu Dönmek cevaplayamadım. ister Hadi misin? dönelim hadi. Çünkü sana tenor, yüksek bariton dedik, öyle kaldı. Benim Yani için sen yeter. Daha şey, o konu bitti başkasını merak orada. etmiyorum. Nasıl satacak onu her yerde? Sağda solda ben tenorum diye. Doğru Evet. söyledim fark ettiysen. Evet. Ses türlerinde bir noktaya parmak basmıştık. Benim tenör, süper bariton olduğunu. Tenör değil, Değil o. tenor. Burada böyle o diye çıkarsa çok Tenor. sevineceğim. Tenor olduğumu söylediniz ve süper bir bariton olduğumu da Süper belirttiniz. bariton. Süper bir bariton. Muazzam. Peki başka önemli ses türleri var Başkaları kim ya diye. Şöyle çok temel söyleyeceğim. İşte kadınlarda da erkeklerde de aslında
temelde 3 ayrılıyor. Kadınlarda soprano, mezzo soprano, alto diye. Bunların da kendi içinde ayrımları var bu arada. Sopranolarda koloratür soprano var, dramatik var, spinto var falan bir sürü şey var. Aynı şey bunlarda da var diğerlerinde. Erkeklerde de bas, bariton ve tenor olarak 3 ayrılıyor. Bunlarda da yine kendi içinde de böyle bir dallanıp budaklanması var. Ama bir de bence mesela sizin bilmediğinizi düşündüğüm ve birçok insanın... şöyle bir şey var. Mesela kontralto ve kontrtenor. Mesela biliyorsanız belki Bey bana açıklar mısın? Yani işte çok önemli ses türleri bunlar. Ne kadar önemli. Bir kere az bulunur. Kesin yani çok denk gelir. Çok az denk gelir yani. Doğru. Öyle. Daha zor durumdayım. Çünkü ilk defa duydum ya. Muhtemelen az zor. Tahmin ettiğim için zaten söyledim. Kontralto en kalın kadın sesi. Ve birçok insan bence dinlediği zaman erkek bile sanabilir. Yani öyle bir kalınlık. Kontrtenor da bir erkeğin kadın sesiyle söylediğini hayal edin. En önemli şu an bence kontrtenorlardan Filip Jaruzelski var. Mesela deneyip dinleyebilirler. Yani bence enteresan bir şey olur ve çok severim ben. Kadın sesi olarak örnek verdiğin ona bir isim. Yani yine şu an yaşayanlardan kontralto Natalie Stutzman var. Aşkımız. Çok severiz onu da. Tamam, bunlara bakalım. Beraber bakalım. Evet. Peki benim yine bilhassa çok takıldığım bir mevzu var. Buyurun. Bu çok ikonik bir şey aslında. Sürekli bu şekilde de karşımıza çıkıyor. İşte bardak tutarak kırma şekilde bir hani tablo vesaire işte. O bir gerçek mi? Şimdi ses fiziksel olarak aslında dalgalardan oluşan bir şey yani frekanslar vesaire hani bu bildiğimiz şey. Ama yani o biraz böyle şehir efsanesi gibi bir şey. Bir insan sesinin o kadar büyük bir titreşimi yaratması ve bir bardağı kırması çok olası değil. Hayallerinizi kırdık muhtemelen. Bardak da kıramıyorlarmış. Deneyecektik ama ben. İnsanların daha popüler olarak bildiği müzik türleri var. Hı. Bunlardan tercih ettiğin ya da beğenerek dinlediğin bir müzik türü var mı? Ya da söylüyor musun başka tarzlarda bir şeyler bir yerlerde? Caz müzik dinliyorum ama oraya dair böyle söylüyorum diyebileceğim bir şey yok. Türkü dinliyorum. Yani Türk halk müziği de dinleyen biriyim. Mesela Yapıcılar'da biraz daha böyle alternatif şeyler söylüyoruz. İlk çıkışımız orada işte biraz daha böyle Türkiye'deki önemli şairlerin şiirlerini bestelemek falan üzerinden bir şeydi. Biraz böyle protest bir tarafı da var o müziğin. Biraz böyle alternatif rock, pop gibi aslında. Benim bir tanıdığım var ve çok iyi şarkı söyleyebildiğini iddia ediyor. Ses eğitimi nasıl veriliyor bilmiyorum. Şan dersi nasıl veriliyor bilmiyorum. Bunun aşamaları nedir gerekirse konuşalım da. Ama küçük böyle bir bize de bir örnek ve iddialı bir arkadaşımız üstünden. Ben miyim o iddialı? Takip etmiyor musun sen programı? Yani ben şimdi süper bariton olarak... Süper bariton değil ya. Süper bariton. Yüksek bariton dedim. Sen okeysen böyle bir şey hani... Yani şu an sadece nasıl yaptıracağıma dair bir fikrim yok arkadaşlar. Bir müzik çünkü aletine mi ihtiyacım yani var? Normalde ben, bir klavye falan bir şey ben olsa iyi olurdu. Bütün gün aradım. Çok pahalı. Piyanolar çok pahalı. Bu çoluk çocuk oyuncak için kullanıyor yani okullarda falan da ya da çocuk evde oynamak için. Nasıl alıyorlar abi bunları? Çok pahalı. Biz başka bir yöntem bulduk ama ben alamadım onu. Ya bu arada aslında ses eğitiminde de mesele ses teli bir kas ve onu geliştirmek için, kondisyonunu arttırmak için, esnekliğini arttırmak için egzersizler yaptırıyoruz. Aslında sesin gelişimi ya da şan dersi dediğiniz şey de o yani. Sadece şarkı söylemeyi değil, aslında sesin sağlığıyla beraber şarkı söylemeyi öğrenmek gibi bir dert var orada. Yani Benim ben için de şu an öğretirken öyle bir derdim var. Şarkı söylerken kendime zarar verebilir miyim yani? Bilemem, öyle belki bir... çok etkilenir böyle. Hayır, şöyle bir şey. Yanlış kullanırsan sesini, ses hastalıkları var sonuçta itibariyle. Şu an olur mu modül peki denesem? Hayır. Ben modül hemen... bir ses hastalığı mıdır? Evet, ses telindeki modül bir ses hastalığıdır. Değil mi? Böyle şey, ses kısık geliyor. Şey, evet, benden işte. Evet. Evet, orgu alamadım çok pahalı ama böyle de bir şeyimiz var, teknolojimiz var Besleme Kolektif'te. Ben de ilk defa böyle ders yapacağım bu Evet, arada. buyurun hocam ben dersi izleyeyim. Şununla başlayalım o zaman. Bununla da nasıl olacak? U ile bunu yapabilir misin? Tekrar edebilir misin? U basma basma. Hayır. Tamam. Bir tane daha yapalım. Bence birebir.
Şimdi bir tane daha egzersize geçmeden önce şimdi Tamam. dedik ya aslında müzik kulağı önemli bu Tabii. meselede. O yüzden birkaç tane sesi tekrar etmeni Tabii. isteyeceğim. Na diye verebilirsin. Na hecesiyle. Na. Öyle değil, sesi dedi. Na gibi. Na. 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 Oldu. Oldu mu? Aldı. Vay be. Doğru sesi verdi işte ise yani şu an hani temel bazı şeyler yerine oturmaya başladı. Çünkü şimdi burada da yine biraz gevezeliğim tutacak ama şimdi piyanodan duymakla insan sesini taklit etmek arasında fark var. Çünkü biz konuşmayı öğrenirken de aslında sesi insanları taklit ederek öğreniyoruz. O yüzden de seste de piyanodan duyduğumuz yani bir de zaten burada daha teknik bir teknolojik bir şeyden duyuyoruz. Onu taklit etmek daha zor. Oysa ki bildiğimiz yer insan sesini taklit etmek daha kolay. O yüzden benden duyduğun için daha Evet. rahat verdin. Na. 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 Mesela yani arada yine yanlışlar var. Çok Yani yanlışlar var ama mesela bazen doğru seslerde oldu ama yani işte buradan niye yine müzik yapma sen uzak yok durun. öyle değil ama yani Tamam, o bilmiyorum. zaman bir Yeni şey, gelin gibi yani bir bir ara. istek alalım o zaman Hayır ya, bir ya. istek gönderin Tavla. ya. Tavla, tavla Tavla, beni tavla, 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 salla pulları pulları zarları. Tavla, tavla zarları, beni tavla tavla, vallahi vallahi geldim geldim oyuna. oyuna. Tavla, tavla Tavla beni beni tavla, tavla, salla pulları zarları. Tavla, tavla beni tavla, vallahi geldim oyuna. Bence oldu ya. Kapılarınla Kapılarını mahvettin. mahvettin. O Sole, o sole mio. sole. Ama öyle değil ki. Abi uyduruyorsun şu an. O Biraz sole, o sole mio. O söyleyeceğim. Gerçekten söylemeye çalış. Ya abi sen kolay mı zannediyorsun? O hiç Murat'a dönsün. söyleyemez. Tamam. O sole, o sole O sole mio. fena değil aslında. Burası Yakın yapalım. bayağı Gülsen'in Fena sesine değil. bayağı yakın. Yakın oldu bayağı. Aynısı ya. Ya dur lan Biraz. ya. O Ne? sole mio. Ne? Ya Hiç bir fena şey değil. çıktı Tabii çocuğum. tabii. Ha. Ama önce bir sinirlenmesi Evet. Bu kadar bizim sesimize katlandığın için ve seyircilerimiz de belki katlandılar, belki katlanmadılar, bilemiyoruz. Kapatmışlardır Umarım. orada. Çok teşekkür ederiz. Umarım size güzel vakit geçirtebilmişizdir. Sana da öyle. Geldiğin için çok teşekkür Ben teşekkür ederiz. ederim davetiniz için. Mükemmel bir program olduğunu düşünüyorum. En azından bizim için. Şarkı söyledik. Daha güzel ne var ki Eğlendik tabii. hayatta? Günlerin bugün Günlerin getirdiği baskı, baskı, zulüm ve zulüm ve kandır. kandır. Günlerin Günlerin bugün bugün getirdiği getirdiği baskı, baskı, zulüm zulüm ve ve kandır. kandır. Ancak Ancak bu bu böyle böyle gitmez. gitmez. Sömürü Sömürü devam devam etmez. etmez. Ancak Ancak bu bu böyle böyle gitmez. gitmez. Sömürü Sömürü devam devam etmez. etmez. Yepyeni Yepyeni bir bir hayat hayat gelir gelir. bizde Bizde ve ve her her yerde. yerde. Yepyeni Yepyeni bir bir hayat hayat gelir gelir. bizde Bizde ve ve her her yerde. yerde. 1 1 Mayıs, Mayıs, 1 1 Mayıs, Mayıs. işçinin, emekçinin bayramı. 1 Mayıs, 1 Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkların bayramı. Devrimin şanlı yolunda
İlerleyen Halkların Bayramı. Mükemmel Yaşasın şimdi. bir Mayıs! Yaşasın. Yaşasın bir Mayıs!